Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Son saatteyiz. Şimdi muhabirlerimiz ve konuklarımızla karşınızdayız. Önce Fatma Yürür'de. Evet Fatma, bize neler anlatacaksın? Evet, İstanbul yeniden seçim telaşına girdi. 31 Mart'ın telaşı oldukça uzun sürmüştü. Tam bu telaş atlatıldı derken yeniden 23 Haziran hazırlıkları başlıyor. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul İl Örgütü ile birlikte yeni yol haritasını belirleyecek seçimlere dair. Diğer tarafta AKP kanadı da Erdoğan'ın başkanlığında bu seçimlere dair yol haritasını tam olarak netleştirmiş olacak. Diğer yandan diğer partiler, örneğin Saadet Partisi 31 Mart'ta da adayı Necdet Gökçınar'dı. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Necdet Gökçınar'ın yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacağı açıklandı. Açıklama aslında bugün saat 12'de yapılacak ama Necdet Gökçınar bir mesaj yayınladı. Bu mesajında YSK'nın İBB başkanlık seçimini hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran'da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde bir görüş oluşmuştur denildi. Dediğimiz gibi açıklamayı saat 12'de Genel Başkan Temel Karamollaoğlu yapacak bugün. Diğer yandan EHP katılmayacak seçimlere bağımsız adaylar, bir önceki seçimlerde bağımsız olan adaylar Özge Akman, Aysel Tekerek, Hazer Oruçkaya da Ekrem İmamoğlu karşısında tekrar aday olmayacaklarını belirttiler bu seçimler için. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol haritası belirlenecek dedik. Aynı zamanda önemli bir itirazı da olacak bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin YSK'ya. Dün İYİ Parti yapmıştı ve ret almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün İstanbul'da seçimlerin iptali için, İstanbul seçimlerinin iptali için, özellikle ilçeler için bir iptal başvurusunda bulunacak. Çünkü sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı iptal edildi. Güçlü bir meclis de bu seçimleri kazanmıştı AKP kanadı. Hem meclise dokunulmadı hem ilçelere dokunulmadı. Aynı zarftan çıkan bu sonuçlar, biri hukuksuzken, birinde tam kanunsuzluk varken diğer pusulalar nasıl kanunlu olabilir diyerek bugün bir başvuru yapacak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi de Yüksek Seçim Kurulu'na. Şimdi bu kanunsuzluklara dair soru işaretleri devam ediyor. Soru işaretleri ve tepki de sokağa yansıyor hiç kuşkusuz. Dün İstanbul'un çeşitli noktalarında yine eylemler devam etti. Yüzlerce kişi her şey çok güzel olacak pankartlarıyla sokağa çıktılar. Tencere tava sesleri birçok ilçeden duyuldu. Bu tepkiler de önümüzdeki süreçte de devam edecek gibi görünüyor yine. Aynı şekilde İzmir Barosu bir eylem başlatmıştı, demokrasi nöbeti başlatmıştı. İstanbul Barosu da bu nöbete İstanbul'dan katıldı ve YSK'nın kararına karşı hukuku savunuyoruz diyerek her gün 20'den 21'e İstanbul Barosu'nda avukatlar bir nöbet tutacaklar. Dış tepkiler de devam ediyor. Alman Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'ndan da YSK'nın kararına dönük tepkiler geldi. Hem içeriden hem dışarıdan bu tepkileri toplayacağız. Biz de gün boyu ana gündemimiz 23 Haziran'daki tekrarlanacak seçimler olacak. Ancak diğer yandan önemli bir dava, Berkin Elvan davası, adalet arayışı devam ediyor ailenin. Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor şu dakikalarda Berkin Elvan davası. Yine aynı şekilde Özgür Gündem davası da bitmeyen Türkiye davalarından bir tanesi. Eren Keskin, Reyhan Çapan, Hüseyin Akyol, Reyhan Hacıoğlu, Filiz Kocaeli, Ayşe Berktay, Celalettin Can, Nuran Özdoğan, Ayşe Batumlu'nun İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edilecekler. Aynı şekilde İHA'de yaşama ses ver nöbetine devam ediyor ve bir ödül açıkladı. Ayşenur Zorakoğlu adına İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi bu yıl 17.si düzenlenecek düşünce ve ifade özgürlüğü ödüllerinin sahiplerini açıkladı. Buna göre de Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldığı için cezaevine giren Ayşe Düzkan ve hak savunucusu Osman Kavala'ya bu ödülü layık gördü. Düşünce ve ifade özgürlüğü ödülü sahipleri
Bu şekilde Ayşe Düzkan, Osman Kavala ve Şebnem Korur Fincancı oldu. Ödüller de 9 Mayıs'ta verilecek. Çocukları açlık grevinde olan ailelerin nöbeti yine Bakırköy ve Gebze ve Esenyurt Meydanı'nda devam edecek. İstanbul'un gündemi hem seçim hem insan hakları ve ifade özgürlüğü başlıklarıyla öne çıkıyor bugün de. Evet, teşekkür ederiz. Bu yeni Saadet Partisi'nin katılması aslında kötü gibi geliyor ama Saadet Partisi'nin tabanı AKP'ye daha yakın. Yani vermemesi, yani kendi adıyla girmesi sanki daha iyi. Bu çünkü, da önemli bir taktik ve uygulama gibi. Evet, yani oradan öbür tarafa gider şey. Evet, şimdi sevgili izleyiciler, Ankara'ya dönüyoruz ve Ankara'da Sibel Yurttaş var karşımızda. Sibel, günaydın. Günaydın. Evet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu bugün saat 12'de basın toplantısı düzenleyecek ve bu kararlarının gerekçelerini açıklayacak. Dün tüm gün başkanlık divanı toplantısı vardı Saadet Partisi'nde. İşte o toplantıda bu kararlar alınmıştı. Bugün de Karamoğluoğlu ilk ağızdan açıklayacak, İstanbul'da nasıl bir yol haritası izleyeceklerini. Adayları çekinmiyor. Fatma Yürür'ün de dikkat çektiği gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının yansımaları bu şekilde. Ama karara ilişkin gerekçe henüz açıklanmadı. Siyasette, hukuk çevreleri de bu gerekçeyi bekliyor. Gerekçe, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçesinde, seçimi iptal gerekçesinde sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlüklere dikkat çekiliyor ama burada çok küçük bir ayrıntı var. Yüksek Seçim Kurulu tam kanunsuzluktan iptal etmedi. İşte tam kanunsuzluktan iptal etmemesi de diğer siyasi partilerin tüm seçimlerin, İstanbul'daki diğer belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin iptaline ilişkin başvuruların önünün kapanması amacıyla diye yorumlanıyor. Bakalım tam kanunsuzluk iptal gerekçesini Yüksek Seçim Kurulu kararının gerekçesinde nasıl açıklayacak? Önce gerekçe yazılacak. Daha sonra bu gerekçe resmi gazetede yayınlanacak. Bu süre yaklaşık bir hafta ile 10 gün arasında değişiyor. YSK genelde gerekçelerini bu süre içinde yazıyor. Resmi gazetede yayınlanacak. Ardından YSK üyeleri yeniden toplanacak ve seçim takvimini belirleyecek. İstanbul'daki seçimlere ilişkin seçim takvimini de bekliyoruz. Bu süreçte konuşmayan tek lider Devlet Bahçeli seçimlerin iptalinin ardından bugün kameralar karşısına çıkacak. Salı günü grubunu toplamamıştı Devlet Bahçeli. Bugün saat 11'de mecliste Devlet Bahçeli grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya gelecek ve İstanbul seçimlerine ilişkin görüşlerini dinleyeceğiz. Toplantıdan bir gün önce çıkışı vardı. YSK'nın kararını vermesini bekliyoruz. Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız demişti en son pazar günü. Bakalım seçimin iptaliyle ilgili iktidarın ortağı hangi yorumlarda bulunacak. Bugün saat 11.30'da da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin bir açıklaması vardı mecliste. Ancak MHP'nin açıklaması olunca Destici açıklamayı iptal etti. Destici'nin açıklamalarını MHP Genel Başkanı'ndan sonra yapmasını bekliyoruz. Muhtemelen yarına kalacak. Meclis hayli yoğun. HDP'nin gündemi ölüm oruçları, cezaevlerindeki ölüm orucu eylemleri ve açlık grevleri. Diğer tarafta da sokaklara bu eylemlere destek vermek için sokağa çıkanlara yapılan polis müdahalesi HDP'nin gündeminde. Ayrıca İstanbul seçiminde HDP nasıl bir tavır takınacak? Bugün HDP'li hukukçulardan ve doktorlardan ardı ardına basın açıklamaları var. 12.30'da Ayşe Acar Başaran, 14.30'da Meral Danış Beştaş, 13'te de Rıdvan Turan mecliste basın toplantıları gerçekleştirecek. CHP'nin bağımsız, CHP'liydi, daha sonra istifa etti. Bağımsız milletvekili Öztürk Yılmaz da bugün mecliste basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul seçimlerine ilişkin o da görüşlerini açıklayacak. Son notu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan verelim. Erdoğan bugün tip programı iftar saatinde, bugün Milli Savunma Bakanlığı öğrencileriyle iftarda bir araya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan, takip ediyoruz sözünden sizde. Teşekkürler Sibel Yurttaş.
Şimdi stüdyomuza dönüyoruz. Mehmet Filoğlu burada. Paranın padişahlığı ne alemde? Dünden beri bir miktar daha kötüleşti işler. Zaten kurda değer kaybı, Türk lirasında değer kaybı var, borsada düşüş var. Borsadaki düşüş ilgi çekici aslında. BIST100'deki şirketler, yani Türkiye'nin borsasındaki şirketlerin değeri, bunu fiyat kazanç oranı denir, düzeltiyorum. 5.6 seviyesine geldi. Bu teknik bir seviyedir ama anlamı şudur. Türk şirketleri o kadar ucuzladı ki dünyada onlardan ucuz şirketler kalmadı. Yani aynı ciroda, aynı karlılıkta bir şirket, eğer aynı şirket Türkiye'de değil Çin'de olsaydı fiyatı 10 lira olacaktı. Türkiye'de 3 lira. O seviyelere kadar, düştü yani. Evet, gerçekten BIST100'ün de zaten niye daha fazla düşmediğini, dün mesela %1 civarı düştü. Bugün de çok yine bir %0.4'lük bir düşüş var. Yani çok büyük olaylar oluyor. İstanbul'un seçimleri yenileniyor. Niye daha fazla düşmedi de sorusunun cevabı aslında burada. Çünkü daha fazla düşecek çok fazla yeri kalmadı. Yani o kadar ucuzladı ki zemine yaklaştıkları için daha fazla düşemiyorlar. Yani bir noktada artık yabancılar da şey yapıyorlar. Yani daha ucuza bulamayız bunu deyip çıkmıyorlar. Ve de ellerindeki portföyü küçültmüyorlar. Bu daha fazla değer kaybetmez diye. Çünkü en nihayetinde bazılarının zaten döviz geliri olan şirketler bunlar. İhracat geliri olan şirketler. Dolayısıyla Türk şirketlerinin inanılmaz ucuzladığını söyleyebiliriz. Bu önümüzdeki dönemde ne anlama geliyor? Yabancılar bir noktada gelip o şirketleri alacaklar gibi bir durum ortaya çıkıyor. İşler düzelirse eğer, bir şekilde normalleşmenin ışığı bile gelirse, bu fiyatlara yabancılar gelip açıkçası kelepir fiyatı Türkiye'nin üretim şirketlerini satın alabilir duruma gelebilirler. Borsadaki durum bu. Kur tarafında da işte 5-6-16'ya geldik. Niye daha fazla değer kaybetmiyor? Niye bu karardan sonra öyle bir daha önceden gördüğümüz o kur atakları gerçekleşmiyor diye baktığımızda, kamu bankalarının satışlarının, döviz satışlarının devam ettiğini söyleniyor piyasalarda. Bunun anlamı ne? Kısa vadede evet kuru tutuyor ama uzun vadede öyle bir zaten düşük olan rezervini yani azaltıyorsun. İyice kendini riske atıyorsun. Öte yandan zaten her kalemi kontrol edemiyorsun. Türkiye'nin risk primi oldukça dün 470'lere yükseldi ki bu çok yüksek bir seviye. 430'lardan oraya geldi. Başka kalemleri kontrol edemediği için o 1-2 günlük geçici o şoku emiyorsun ama hemen ertesi günler, yani önümüzdeki günlerde muhtemelen daha kötüsünü yaşayacağız. Piyasalarda durum bu. Peki piyasalar böyleyken, bu kurdaki artış yaşanırken vatandaş, hane halkı ne yapıyor, tüketiciler ne yapıyor diye baktığımızda araştırma şirketindeysen bununla ilgili bir araştırma yapmış. Bugün Sözcü gazetesinde de var. Vatandaşlar artık dışarı çıkmıyorlar, çıkamıyorlar. Her 10 kişi, yani her 4 kişiden 3'ü ev dışı tüketimini artık neredeyse sıfıra indirmiş. Dışarıda yemek yemek, dışarıda bir şey içmek, oturmak konusunda artık insanlar çok ihtiyatlı davranıyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Onun dışında insanların %91'i alışveriş yaparken farklı yerlerden fiyat karşılaştırarak alışveriş yapmaya başlamışlar. Hani her ilk gördüğünü almıyorlar. Artık yani aile bütçesi o kadar zor yönetiliyor ki artık hani başka yerde 10 kuruş daha azsa gidip oraya yürüyor, onu alıyor. Dolayısıyla burada vatandaşlar da bu krizden kendi çabalarıyla bir şekilde en aza indirmeye çalışıyorlar zararını. Ancak yine de zor durumda olduklarını biliyoruz herkesin. Zaten enflasyonun özellikle enflasyon TÜİK'e göre %20 artmış görünüyor ama bunu yaş meyve sebze özelinde bakarsak %46, bazı ürünlere bakarsak, daha da daraltırsak sepeti %100'e varan fiyat artışları var. Ancak hiçbirimiz maaşlar o düzeyde artmıyor. Hani asgari ücret %25 civarı artmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer özel kesim çalışanları maaşları o kadar da artmadı. Dolayısıyla herkes geçen sene harcadığından çok daha azıyla hayatta kalmaya çabalıyorlar. Bu muhtemelen bir süre daha devam edecek gibi duruyor. Onun dışında bakacak olursak yurt dışından önemli haberler var. ABD-Çin ticaret görüşmeleri bugün yapılacaktı. Çin heyeti ABD'ye gitti ama görüşme bugün gerçekleşecekti. Yarın aldılar ki Cuma günü son gün, eğer Cuma gününde bir anlaşma yapılamazsa ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı üzere Çin'e uygulanan gümrük vergisi %10'dan %25'e çıkacağı söyleniyor. Bununla ilgili raporlar var. Eğer bu gerçekten böyle bu vergi artışı, gümrük tarifesi artışı gerçekleşirse Çin ekonomisi bundan oldukça büyük darbe yer. Çin ekonomisi dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Onun darbe yemesi demek tüm dünya ekonomisinin darbe yemesi anlamına geliyor ve Türkiye'de bundan oldukça olumsuz etkilenecek gibi duruyor. Yurt dışındaki gelişmeler böyle. Onun dışında Amerikan Merkez Bankası Fed'den de açıklamalar gelecek. Onları da takip ediyor olacağız. İki Ahmet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi Diyarbakır'a dönüyoruz ve Bahar Kılıçgedik karşımızda. Bahar, merhabalar. Bugün neler aktaracaksın bize?
Merhabalar. Evet, cezaevlerinde süren açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için aileler uzun süredir eylemdeler. Bugün de eylemleri devam edecek. Dün tutuklu yakınları Koşuyolu Parkı'nda açıklama yapmak istemişlerdi. Buna yine polis engel oldu ve açıklamaya izin vermedi. Yine Batman Medpi cezaevinde tutuklu yakınlarının yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahalesi oldu ve gözaltına alınan 19 kişi daha sonra serbest bırakıldı. Dersim'de de eylemler vardı. Yaşama ses ver, tecrit kaldırılsın pankartını tuttukları gerekçesiyle 4 kişi emniyete ifadeye çağrıldı. Dün aynı zamanda açlık grevinde olan HDP'li milletvekillerinin de yazılı bir açıklaması oldu. Özellikle bu avukatların İmralı'da yaptığı görüşmeye dair. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Gön, HDP'li vekiller Dersim Dağ, Tayyip Temel ve Murat Sarısaç açlık grevindeler ve bu görüşmeye dair bir açıklama yaptılar. Yapılan açıklamada şu anda iktidardan beklenen en önemli iş, tecritin tümden ortadan kaldırıldığını topluma deklare etmektir denildi. Milletvekillerin açlık grevi eylemi de devam ediyor. Yine Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal etmesi ve yeniden seçime karar vermesine dair tepkiler var. Diyarbakır Barosu'nun bir tepkisi vardı bu YSK kararına. Baro Başkanı Cihan Aydın özellikle bu kararın, İstanbul'daki kararın hukuki dayanaktan yoksun, hukuk üstünlüğü ve güvenliği ilkesini ortadan kaldıran siyasi bir karar olarak değerlendirdi. Yargı gündeminde neler var? 7 gazetecinin yargılanmasına bugün devam edilecek. Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Dicle Haber Ajansı'nda kuşatmanın adı Bayrak 12, başındaki isim Musa Çitil başlığıyla yayınlanan haberi sosyal medya hesaplarında paylaştıkları gerekçesiyle 7 gazeteci hakkında dava açılmıştı. Bu davada Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil'in şikayeti üzerine açılmıştı bu dava. 7 gazeteci Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. İddiasıyla 1 yıldan 3'e kadar hapis sistemiyle yargılanıyorlar gazeteciler. Yine HDP'nin kazandığı seçim sonrasında kayyumdan aldığı belediyelerin önündeki polis kulübeleri kaldırılmıştı. Seçim sonrasında belediye başkanları belediyeye geçer geçmez ilk icraatları bu polis kulübelerini kaldırmak olmuştu. Ancak yeniden belediyelerin önüne polis kulübelerinin dikildiğini belirtelim. Daha önce kayyum döneminde kurulan bu polis kulübeleri nedeniyle vatandaşlar belediyeye aranarak giriyorlardı. İçişleri Bakanlığı talimatıyla bu polis kulübelerini şu anda dikildiğini belirtelim. İlk olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi önüne dikildi polis kulübeleri ve 26 belediye içinde İçişleri Bakanlığı'nın aynı talimatı var. Dün aynı zamanda akşam saatlerinde Şırnak, Cizre, İdil ve Silopi belediyelerinin önüne de polis kulübeleri dikildi. Yazılı bir tebligat olmamasından dolayı belediye başkanlarının tepkisi vardı. Hatta vatandaşlar da tepki gösterdi Cizre'de ve bu tepki üzerine de polis müdahalesi var. Bir genç gözaltına alındı. Böyle bir uygulamaya başlandı bölgede HDP'li belediyeler açısından. Gündeme ilişkinin aktaracaklarım bunlar. Sözü yeniden size bırakıyorum. Peki, çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, şimdi stüdyomuza dönüyoruz ama önce konumuzla ve konumuzla ilgili bir görüntülü haberimiz var. Onu izleyelim, sonra stüdyomuza döneceğiz. Mücadelesine katkı sağlıyoruz. Hiçbirimiz makbul vatandaş değiliz, olmayacağız da. 203 gün, 2000'e yakın duruşma. Tek bir iddianame ile 700'e yakın barış imzacısına açılan davalarda alınan 189 hapis cezası kararı. Bir barış akademisyeni, hocamız, arkadaşımız Füsun Üsteli hapishaneye uğurluyoruz. Bu imzanın bir işaret fişeği olduğu, bugün artık gerçeğe dönüşen toplumsal tehditlere dair bir yangın alarmı olduğu, bugün dünden daha da aşikar. Yargı kararları da, dünkü YSK kararı da bu ülke tarihinde koca birer lekedir dediler. Dün sadece Kürt illerine has diye düşünülen muktedirlerin rejimi, bugün ülkenin batısında, doğusunda öğrendiklerini uyguluyor. Kayyum zihniyeti daha dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal ettirdi. Füsun Üstel destek için gelenlere seslendi. Şunu bilmenizi istiyorum. Daha sözün bittiği yerde değiliz. Henüz sözün başladığı yerdeyiz. Sözümüzü yükselteceğiz.
vatandaş olarak, birey olarak haklarımızı, barış içinde bir yaşam talebimizi yükselteceğiz. Öğrencileri de destek için Çağlayan önündeydi. Biz Mülkiyeler Birliği olarak buradayız. Füsun hocamıza geçen yıl Mülkiye Büyük Ödülünü vermiştik. İyi ki vermişiz. Bilim ve bilim özgürlüğü üniversiteden atıldı ancak Füsun hocamızın gittiği her yerde olacak dediler. Dostlarına sarılarak vedalaşan Füsun Üstler, kitap yazacak mısınız diyenlere sorumluluk yüklemeyin, roman okuyacağım dedi. İkinci açıklama İstanbul Tabip Odası'ndaydı. 11 yöneticisi hakkında cuma günü hapis cezası verilen İTO'da karara tepki vardı. Yalnız ve yalnız barışı savundukları için halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan ikişer kez 10'ar ay hapis cezasına, bir üyesi ise 2016 yılındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle ayrıca bir yıl 6 ay 22 gün toplamda yaklaşık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Hiçbir mahkeme kararı hekimleri ve hekim örgütlerini savaşa karşı barışı savunmaktan vazgeçiremez. TTB üyeleri sadece 11 arkadaşımızın beraatini değil, bu yargı sisteminin komple değişmesini istiyoruz dediler. Evet, Türkiye'nin zaman kayıpları konusunda en büyük kaybı yaşadığı yerdeyiz. Şimdi onlardan biri Meral Camcı, stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi sloganınız çok önemli. Akademisyenlerin yeri hapis değil, üniversitelerdir. Ama önce üniversitelerden atıldınız, şimdi hapise atılıyorsunuz arkadaşlarınız itibariyle. Bu süreç nasıl izliyor? Çünkü izliyor. Bazı ertelemeler geliyor. Bazısı şey yapıyorlar, işte denetimli serbestlik yapıyorlar. Bazılarında ceza. Bunun ölçüsünü çıkartabildiniz mi acaba? Yani şu ana kadar 1739 duruşma görüldü. Yani şöyle ki 7 Aralık 2017'den 7 Mayıs 2019'a kadar 2 yıllık süreçti. Onun öncesinde de aslında 22 Nisan 2016'da ilk bir duruşmamız vardı. Tahliye olduğumuz duruşma. Tutuklanmıştık bir basın açıklamasının ardından. Belki hatırlıyorsunuzdur. Evet. 4 arkadaşla beraber Eğitimsen Üniversiteler Şubesi'nde yaptığımız bir basın açıklamasından sonra bir tutukluluk süreci yaşamıştık ve 22 Nisan'da tahliye edilmiştik. O ilk duruşmadan bugüne toplamda 1700 küsür duruşma görüldü. 204 gün Çağlayan mesaisi yapıldı. Ve 698 Barış Akademisyenine dava açıldı. Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için. Tabii ki orada 204 gün toplamda mesai yapılmış. Çağlayan mesaimiz var artık bizim. Yani üniversitede mesaimiz yok. Zaten üniversite sınırları dışına itilmiştik. 400 küsur kişi KHK'landı. Tatilleri çıkartırsak cumartesi, pazar neredeyse tam gün oradasınız. Evet, herhalde, değil mi? Tam gün mesai yapıyoruz diyebiliriz. Yani duruşmaların tamamını izleyen arkadaşlarımız var. Hem üniversitelerde görevi süren arkadaşlar da uygun oldukları zamanlarda geliyorlar. Onun dışında zaten belli bir işsiz grubumuz var. Onlar daha çok olmaya çalışıyorlar. İzlemek ve oralarda olmak ve o sesi çoğaltmak için, görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak için. Tabii çok farklı, çok keyfi, çok hukuksuz uygulamalar. Yani şu anda 18'i İstanbul'da olmak üzere 40 ayrı ACM'de, Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmalar sürüyor. Ve çok farklı hem duruşma süreçleri, hem duruşmalar sırasındaki tavır almalar, hem de hükümler farklılaşıyor. Ve bu farklılaşmanın aynı iddianameyle bu arada ve suç isnatı olarak tanımladıkları şey bir, biliyorsunuz bu suça ortak olmayacağız bildirisinin altında imzasının olması. Fakat farklı uygulamalar ve farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu da yargıdaki eleman kalitesiyle doğru orantılı. Çünkü bir hayli boşaldı yargı makamları ve AKP ilçe başkanlığı avukatlar hakim yapıldı. Liyakat falan sıfır ve verdikleri cezayı kavradıkları bile şüphelenebilir. Çünkü savunmalarda
atıf yapılan metinlerle ilgili şaşkınlık ifadeleri oluşuyormuş yargı makamı yüzlerinde, mahkeme başkanlarında falan. Yani ben özellikle İstanbul'dakilerde ağır ceza mahkemelerinde tabii işte 2016'dan beri aslında yargı makamının ne şekilde tutum ve tavır aldığını gözlemlemeye çalışıyorum az çok. Çoğunlukla aslında ele almış oldukları dosyaları zaten yeterince incelemediklerini görüyoruz. Yani ya da savunmaları, ki bugüne kadar verilmiş olan pek çok savunma hem iddianameyi çürüttü. Yani iddianame zaten son derece savruk bir metin. Hukukçu arkadaşlarımız da söylüyor. Bizler hukukçu olmasak da artık az çok hukuk diline, hukuk felsefesine, hukuk etiğine ya da işte bu ceza muhakemesi kanunlarının ne şekilde işlediğine dair fikirler edindik. Gördüğümüz kadarıyla hukuk kendi kuralları içinde usulen ya da hukuken işletilmiyor. Yani bu çok net, çok bariz. Yani hem avukatların savunmalarında hem de akademisyenlerin savunmalarında çeşitli belgeler, işte çeşitli suç isnatı verilen noktada onu çürüten işte deliller, gerekçelendirmeler sunuluyor. Fakat bunlar dikkate alınmıyor. Yani çok net bir şekilde mesela duvara bakıyor, tavana bakıyor ya da belki bazen bir şaşırma emaresi görülebiliyor. Özellikle birkaç mahkemenin son derece aslında iktidara göbekten bağımlı karar verdiğinde ifadelerinden ya da tavırlarından da anlayabiliyorsunuz. Değil mesela, mi? Böyle bir reaksiyon veriyorlar. Böyle savunmada bir şey geçince iktidar, AKP, Cumhurbaşkanı falan geçince birden hani sus kapat bir dakika falan diyor. Böyle biliyorlar. Kısa kesin diyebiliyorlar. Halbuki savunma hakkı bu anlamda kutsaldır. Yani bir saatler sürebilir bir kişinin savunması. Fazla uzatmayın. Kısa kesin denebiliyor. Ya da mesela seyircilerle ilgili, daha doğrusu salona alına dayanışma için gelen, izleyen, ki bu da bir hak, hukuken bir hak, alınmayabiliyor son derece keyfi bir şekilde bir neden veya bir gerekçe. Küçük salonlar tahsis ediyorlar ki sığmasın. Özellikle diye. Sığmasın diye küçük salon, ama olan gelebilecek sayıdaki insanı almayan mahkemeler de olabiliyor. Yani seyirciyi gerekçesiz bir şekilde çıkaran ya da almayan, avukatsız, avukatı mazeretli olduğu halde duruşmayı sürdüren, bu da bir ihlal. Avukat savunmalarını bölen mahkemeler var. Yani aslında hukuken son derece temelsiz ve gerekçesiz diyoruz. Son derece savruk ve keyfi uygulamalar var. Usulen de öyle. Usulen de asla kabul edilemeyecek. Yani ihlaller şu anda gerçekleşiyor arda arda. Evet. Peki siz en baştan başladım çünkü siz bu sürecin en ağırı başladı ve tutuklandınız. Ve bu tutuklanma sürecinde bir hayli dayanışma ortaya çıktı. Tahliye olduğunuzda da artık hani süreç bitmiş gibi geliyordu bize. Bu süreci de biraz aktarır mısın? Siz içeride neler hissediyordunuz o dönemde? Evet, yani, tutuklama beklemiyordunuz herhalde değil mi tabii, önce? Yani çünkü tabii. Sayısız basın açıklaması yaptınız. Tabii basın açıklaması da demokratik bir hukuk devletinde bir hak. Evet. Tabii ki tutuklama beklemiyorduk. Tutuklandık. Hangi iddiayla tutuklandığınızı işte söyler şey. Misiniz? Yani tabii ki orada biz tutuklu, zaten son dönemde tanık olduğumuz hep tutuklanıyor insanlar ve bir yıl boyunca iddianame yok. Yani gerekçesi bilinmiyor. Biz o dönem için biraz daha bugüne baktığımızda, bugünle karşılaştırdığımızda demek ki daha iyi durumdaymışız. O net. Yani iddianamemiz bir üç hafta kadar sonra gelmişti. İmza. Yani bu suça ortak olmayacağız bildirisi altındaki imzamıza dair bir iddianame oluşturdular. Ve 10 Mart 2016'da yapmış olduğumuz basın açıklamasını da ısrar ediyorlar. Israr ediyorlar ve yaymaya çalışıyorlar. Hala şeklinde gerekçelendirmişlerdi. Tabii çok önemli bir dayanışma oldu o zaman. Hem uluslararası hem
yurt içinde. Ve biz tahliye olduk. Kısa denebilecek bir sürede. Yani bir gün bile. Fazladır aslında. Fazladır tabii. Aslında. O bir gün bile çok uzuyor. O parmaklıklar ardında ya da üstünüze tabii ki demir kapılı, demir kapılar, kilitler. Yani işte iradeniz ve özgürlüğünüz kısıtlanıyor. Tabii ki o süreç... Siz tutukluluğunuzu nerede geçirmiştiniz? Bakırköy'de. Bakırköy cezaevinde Esra Mungan'la beraber kaldık. Evet. Siz 3 kişi miydiniz, 4 kişi miydiniz? 4 kişiydik. 4 kişiydik. Evet. İki arkadaşımız Silivri'de kaldılar. Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya. Esra Mungan ve ben de Bakırköy'de kadın kaldık. Kadın cezaevinde evet. Kaldınız. Biz olağanüstü yargı deyince aklımıza en yakın örnek olan 12 Eylül ve hemen sonrasında devlet güvenlik mahkemeleri geliyor. Ki oralarda bile sahiden hakimler vardı. Bir belgeselde Fikret İlkiz söylemişti. 12 Eylül'de yani dedi sık yönetim mahkemelerinde bile hakimler vardı. Mahkeme başkanları asker, rütbeli askerler oluyordu ama hakimler, sivil hakimler, ağır ceza reisleri ağırlıklarını koyup yani sen bu işten anladın mahkeme başkanısın ama dur bakalım bunu biz yürüteceğiz diye. Hem savunmalar konusundaki özgürlük tırnak içinde bugünkünden fazlaydı. Hem de daha nitelikli bir yargılama sürecinden geçiriliyordu. Ve hatta o dönemde Kenan Evren'in bir an önce bitirin sözü büyük skandal olarak algılanmış ve Kenan Evren kendini savunmak zorunda kalmıştı. Ben mahkemelere müdahale etmiyorum. Sadece çabuklaştırın diyorum. Bu dediler ki bu işte mahkemeye müdahaledir. Yani onun bir yargı süreci var ve onu da yargıçlar bilir diye. Şimdi ise gayet net. Mesela Selahattin Demirtaş için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahliye kararı verdi. Biz de karşı hamlemizi yapacağız dedi Cumhurbaşkanı. Yani yargı sürecini bırakıyoruz dese mesela olacak. Biz karşı hamlemizi yapacağız. Bir gün sonra ceza kesinleşti. Evet. Şey gibi. Evet. Peki siz bu okullarınızdan uzaklaştırıldığınız süreç içinde bir hayli faaliyet gösterdiniz. Barış Akademisyenleri diye bir oluşum oluştu. Ve akademinin en itibarlı alanı şu anda orası. Siz bunu yaşıyorsunuz ama dışarıdan biri kadar hissediyor musunuz bilmiyorum ama çok saygı değer bir yerde bulunuyorsunuz. Birçok şey yaptınız. Onlardan biraz bahseder misiniz? Siz ve arkadaşlarınızın yaptıklarından. Evet, gerçekten aslında sonrasında yaşanan süreç bizler açısından da yani tabii ki mekansal olarak dışında kalmakla ilgili olarak işte özlük haklarımızı yitirdik. KHK'lar özellikle yani işsiz kalmanın yanı sıra KHK ile bir gecede bütün işte özlük ve vatandaşlık haklarınızın çoğundan sıyrılmanız, bir çeşit sivil ölü haline getirilmeniz bu süreci yaşadık, yaşıyoruz da. Ama şu var, haklı olduğunuzu bilmek, bunu sanıyorum Eren Keskin de söylemişti, çok doğru. Haklı olduğunuzu bildiğiniz zaman bu son derece büyük bir iç huzuru veriyor ve güç veriyor. Ve o güçle beraber yeniden, yani hani yeni bir yol bulmak da değil ama yeni bir yol yapmak. Yani birçok şeyi belki işte akademide kazandığınız ünvanlar, deneyim, birikim, birikmiş olan pek çok şey ya da bir çeşit toplumsal prestij bunlardan soyunup yeniden bir yol yapmaya girişiyorsunuz. O anlamda bu dayanışma çok önemli. Yani dayanışmanın kendisi bir anlamda mücadele olmuş oluyor. Evet. Ve dayanışma akademileri. Yani çok çeşitli illerde dayanışma akademileri kuruldu. Sokak dersleri, bütün halka açık dersler, atölyeler, öyküler yapılıyor. Öyküler yazıldı. Evet. Yazılmaya devam ediliyor. Şu anda işte çok yakında çıkacak bir de gurbete gitmiş olan arkadaşlarımız var.
onların kendi deneyimlerini, orada yaşadıklarını, yaşantılarını anlattıkları öyküler, onlar yayınlanacak. Çünkü o da çok önemli bir deneyim. Bir de Ukrayna'da ulaştı o. Ben çıktığı haftadan bir hafta sonra falan biz burada Kuvvetli Ortaoğlu'nu ağırlamıştık. İşte kitabınızı gördük, okuduk. Çok güzel hikayeler var. Çok yetenekli arkadaşlarsınız. Evet, KHK öyküleri. KHK öyküleri. Sonra kitapçıda gördüm, fotoğrafını çekip işte çok satanlar listesinde önde duruyor kitap. Yani bir sürü edebiyatın marka isimleri var. Onların arasında KHK'lı hikayeler de çok satanlar evet. listesinde duruyordu. Evet, şimdi çevriliyor. Hmm. Şimdi şu anda yine KHK'lı akademisyenler tarafından çevirmenlerin çoğu KHK'lı, pek çoğu da işini kaybetmiş. KHK'lı başka arkadaşlarımızın yazdığı öyküleri İngilizce'ye çeviriyorlar. Yani o da yani işte İngilizce konuşulan dünyada da yayınlanacak KHK öyküleri. Evet. Bunlar tabii Türkiye'nin yüzünü ağırtan değil, karartan şeyler. Yani toplam olarak baktığınız zaman Türkiye'yi aşağıya doğru çekiyor. Yani bu yapılanlar ve bunu yapanlar da diyorlar ki bak sizin yüzünüzden biz aşağıya çekiliyoruz diyorlar. Mesela tecavüz evet. haberleri çok yapılırsa Türkiye tecavüz ülkesi. Tecavüzcülerin yanında duruyorlar. Ya biz yapmadık. Yani Türkiye'de olmuyor böyle şeyler. Yazmayın fazla, bu kadar değil falan diyorlar. Bir yandan da yapıyorlar. Cezalandırmıyorlar, ödüllendiriyorlar. İşte kravat takana işte ihale indirimi yapıyorlar. Kadınları öldürenleri aynı şekilde. Sizleri de aynı bakış açısıyla Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını zedeliyorsunuz diye eleştiriyorlar. Evet, çok işte bu akademiyi ne şekilde tanımladığınızla çok alakalı. Yani evet. bize göre akademi işte uluslararası ve evrensel bir dayanışma ve üretim içinde olan mecralar ve doğal olarak tabii ki bize büyük bir dayanışma geldi. Yani dün çok güzel bir savunma vardı, Turgay Kurultay Hoca'nın savunması. O bunu söyledi. İddianameye bunu yerleştirmişsiniz. Yani biz sizi yurt dışına şikayet ediyoruz şeklinde. Bu çok absürt bir hani suçlama. Çünkü zaten akademinin yapısı budur. Yani Noam Chomsky'de mesela Edward Said'de yani biliyoruz ki işte toplumsal mücadele içinde yer almayan bir akademi yani bizlere göre onların üniversite tanımı farklı, bizim tanımımız farklı. Ve hak ihlallerine karşı birleşmeyen bir akademi değildir. Ama onlar tabii çok farklı bir yerden. Yani onlar kendi tanımlarını, kavramlarını, bizlerin kullandığı tanımları ve kavramları alıp içini boşaltıp kendi politikaları doğrultusunda yeniden dolduruyorlar. O zaman ama biz şikayetçi oluyoruz. Dolmuyor ama. Dolmuyor. Yani şimdi bir dolmuyor. Onları geri alacağız. Tekrar doldurup geri alacağız. Kesinlikle. Çünkü yaptıklarının kendilerinin yücelmediğini görüyorlar. İtibarsızlıkları biraz daha aşağıya çekiliyor. Kendilerinin aşağılamak istediklerini, cezalandırmak istediklerinin el üstünde tutulduğu, dünyada gidip bir yabancı devlet adamıyla, bakanıyla görüştüğü zaman pat diye bunlar geliyor önüne. Birden işte yani bir fatura çıkıyor önüne. İnsan hakları ihlali faturası. Evet. O zaman bakıyorlar hakikaten bunlar değerliymiş falan diye o zaman anlıyorlar. Değil mi? Yurt dışından şimdi şey akademisyen getirmek istiyorlar Türkiye'ye. Evet. Yani son derece absürt bir durum biliyorsunuz. Yani, burada yani işlerinden duruyor. Edilip evet. işte pasaportlarına el konup bütün işte iletişim mecraları kapatılmaya çalışılan insanlar bunca birikim bunca emek. Evet. Yani üniversiteyi sonuç olarak biz zaten halkın emeğiyle oluşmuş bir yer olarak görüyoruz. Oralarda edinilen yerler de öyle. Yani bizleri oraya getiren bir toplum var. O emeği boşa çıkarıyorsunuz. Onları yurt dışına gitmeye bir şekilde mahkum bırakıyorsunuz. Şu anda gitmiş olan arkadaşlar oralarda akademik üretimini sürdürmeye çalışan arkadaşları düşündüğümüzde bir yandan da yurt dışından buraya tekrar akademisyen çağıracağız diyorsunuz. Yani sürekli gerçekliği bozmak, sürekli gerçekliği distort etmek üzerinden bir politika izliyorlar ama... Yurt dışından akademisyen gelse velev ki hani kabul ettik geldi. O akademisyen de burada akademik çalışmasını bakacak diyecek ki savaş bir halk sağlığı sorunudur diyecek.
O zaman onu da içeri atacaksın. Ceza davası açacaksın. Çünkü bu sadece politik bir söylem değil, bilimsel bir söylem. Yani bu konuda yapılmış son derece fazla araştırma var. Yayınlanmış makale var, kitap var. Dün tabip odasında da basın açıklamasında dile getirdi tabip arkadaşlarımız. Yani hepsi birbirine çok geçişli. Akademisyenlerin, gazetecilerin, sanatçıların, tabiplerin, meslek odalarının, şu anda aslında iktidara muhalif olan her kesimin, muhalif söz üreten, eleştirel söz üreten her kesimin çok ciddi bir baskı mekanizması altında olduğu çok belli, çok bariz. Evet. Bunu biz anlatsak da anlatmasak da bu zaten görünüyor, yani ortada. Evet, siz Sur yıkımı sırasında yayınladığınız "Bu suça ortak olmayacağız" diye gerçekten bir hem insan hakları katliamı söz konusuydu hem de kültürel katliam söz konusuydu. Ve o günlerde de tesadüfen UNESCO İstanbul'da bir genel kurulu yapıyordu, toplantı yapıyordu ve Zülfü Livaneli de Kültür Büyükelçiliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bir tepki gösterdi o da. O da sizin gibiydi. Ama insanların böyle koruma, kendi kendileri koruma yasallıkları falan var. Yani ona dokunmayalım, buraya şey yapalım diye. Aslında herkes tepki gösterdi orada da. Ama fatura şeye kesildi, akademiye kesildi. Ama dediğim gibi siz yine yolunu bularak topluma ulaşıyorsunuz, iyi şeyler yapıyor. Ama daha iyileri de tabii neden yapılmasın? Tabii ki. Yani bu böyle devam etmeyecek herhalde. Yani hiçbir zaman işte tarihe baktığımızda, değil mi, bu tür rejimlerin sonlandığı zamanlar gelmiştir. Evet. Yani gelecektir ama mesele sadece zaten hani verili üniversite yapısı içinde olmak da değil. Evet. Tabii ki çok önemli. Bu zaten verdiğiniz emek ve birikimle çok ilgili. Onları yitirmek geçmişe dair ya da daha genç, daha yolun başında, akademik kariyerinin başında olan arkadaşlarımız var. Doktora tezlerini yazan arkadaşlarımız var. Araştırma görevlisi olan arkadaşlarımız. Onlardan alınan bir gelecek söz konusu. Bizlerden alınan bir geçmiş söz konusu ama biz var etmeye ve olduğumuz gibi olup mücadele etmeye devam edeceğiz. Yazmaya devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Bunun sonucu eğer hapishane ise son derece haksız hukuksuz uygulamalar sonucunda, keyfi uygulamalar sonucunda yani yapacak bir şey yok. Biz yine bildiğimiz doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Evet. Başka türlü çıkmanın yolu yok çünkü. Çünkü bu bilimsel birikimin karşısında kendi bilimsel inşalarını yaparken geçtikleri yollara bakıyoruz. Bilim ödülü olarak, araştırma olarak TÜBİTAK bu araştırmaları yapıyor. Papaz eriğinin imam eriğine dönüştüren projeye destek veriyor. Ya da işte Konya'da robotlar yaptılar. Sonra bir de baktık ne oldu, ne işe yarayacak o robotlar dedik. Erik dalını oynattılar robotlarla. Bunu da bir bilimsel gelişme olarak takdim ettiler. Doğal olarak da tabii herkes değişik düzeylerde tebessüm etti böyle bir bilimsel çalışmaya. Evet, tabii bizlerin bilimsel çalışmadan anladığı ise toplum yararına bir dönüşüme hizmet eden bir bilimsel çalışma anlayışı. Bu şu anda yok. Yani hani şu anda desteklenen bilimsel varoluş bu değil, bunun üzerine kurulmuyor. Çok net bir şekilde görülüyor. Yani TÜBİTAK araştırmalarında da, desteklenen projelerde de, yapılan tezlerde de çok net bir şekilde ortada. Biz de o verili üniversite yapısının dışında bilimsel çalışma yapmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Evet. Yani bunlar da birikiyor. Bunlar da bir yere kaybolmuyor. Bir külliyat oluşuyor. Evet. Bakalım, aslında göreceğiz. Cezalandırılan siz değilsiniz. Cezalandırılan gelecek ve gençlik. Yani bu dönemde şimdi 2016-2013 yıldır son, yani 2016'da üniversiteye giren bir öğrenci mezun olacak gelecek sene ve bu değerli birikimden yoksun değmediler. Yani öğrenciler bu birikime değmeden geçtiler. İşte tıbbiyede hacamatlar gösterdiler, bilimsel alternatif diye.
Sonra saçmalıkları uygulamalarda çıkınca suspus oldular, konuşmuyorlar. Sonra vazgeçtiler bazı şeylerden. Ama dediğim gibi gençliği cezalandırdılar. Yani öğrenciler o bu birikimle nasıl hayata atılacaklar ve nasıl sonuçlar çıkacak onu daha bilmiyoruz. Yani yıkımın şeyi, artçıları daha sonra çıkacak herhalde ortaya. Kesinlikle. Evet, biz son dakikanın içine geldik. Son söz her zaman olduğu gibi konuğumuzun, sonra kapatacağız programımızı. Evet. Dün Füsun hocamızı Füsun Üsteli cezaevine uğurladık. Tabii oradaki basın açıklamasında kendisinin de söylediği çok önemli bir söz var. Sözün bittiği yerde değiliz, başladığı yerdeyiz dedi. Bu çok önemli. Yani sözün bitmemesi, sözün çoğaltılması. Bu açıdan da sizlerin bizlere açtığı bu kürsüler çok önemli. Sözümüzün duyulması, farkındalığın yaratılması hep beraber. O yüzden çok teşekkür ederim sizlere de. İyi ki varsınız Artı TV olarak. Evet, Artı TV bu haberleri devamlı gündeminde sıcak olarak izleyicilere taşıyor. Taşımaya da devam edecek. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz evet. için. Sevgili izleyiciler, bir bölümün ve bir günün daha sonuna geldik. Yarın sabah saat 7'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.